Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine yeni çeviri videosuyla karşınızdayım. Burada internet seviyesinde çeviriler yapmaya başlamıştık. Bir de konumuz da Science. Zaten başlıkta antibiyotikler. Biraz böyle genel bilgi veriyor anladığım kadarıyla. Hem bilgi edelim hem de İngilizce öğreniyoruz. Antibiotics is the name of a group of medicines that can cure infections caused by bacteria. Antibiotics, antibiyotikler is the name. Bir isimmiş. Neyin ismi? Of a group of medicines. Bir ilaç grubunun yani ya da bir grup ilacın ismidir. That var. Bu ilaçlar neymiş? Can cure. Tedavi edebilen. Infections caused by bacteria. Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi edebilen bir grup ilacın ismidir. Antibiyotikler. They have saved many lives, but where do they come from? They saved many lives. Onlar birçok hayat kurtardılar. But where do they come from? Ama onlar nereden geldi? Yani antibiyotikler nereden geliyor? Nasıl yapılıyor? Öyle bir soru. Antibiotics cure infections because they contain a germ against germ which attacks the bacteria that have given a person a cold or chest infection, for example. But they don't harm the people who take them. Şimdi, antibiotics cure infections. Antibiyotikler enfeksiyonları tedavi eder. Because, çünkü they contain, onlar içerirler. Onlar sahiptir de diyebiliriz. Germ burada mikrop. Germ against germ. Hani mikroba karşı mikrop gibi de düşünülebilir. Buna sahiptirler. Which, neymiş bunlar? Yani bu sahip olduğu metabolizma denir. Sistem diyebiliriz. Which attacks the bacteria. Bakterilere saldıran bir işte mikroba karşı mikrop sistemi var. Sistemi içeriyor. Sonra bu bakteriler hangi bakteriler? That var. Have given a person a cold or chest infection. For example. Mesela insanlara soğuk algınlığı veya göğüs enfeksiyonu veren bakterilere saldırır. Bir de bildiğimiz gibi bakterilerin çok çok azı, yani binde biri falan zararlı. Çok büyük miktarı yararlı. Yani bakteriler olmadan aslında biz yaşayamayız. Bakterilere ihtiyacımız var. Bu zararlı olanları karşı kullanıyoruz antibiyotikleri. But they don't harm the people who take them. Ama they'den kastı burada bu antibiyotikler. Harm da burada. Harmful mesela zararlı olarak görmüşsünüzdür. Harm da zarar vermek. Onun fiil hali. Zarar vermez bir insanlar. Hangi insanlar? Who take them. İlaç almak, içmekte de take kullanılır. Bu antibiyotikleri içen, kullanan, alan insanlara da zarar vermez. İçindeki bakterileri öldürürken. Antibiotics are not chemical. They are organic and may come from mold growing on old food. For instance, antibiyotikler are not chemical. Burada antibiyotikler kimyasal değildir. They are organic. Onlar organiktir. Direkt organik kelimesini İngilizce'ye almışız. And may come. Ve gelebilir. Nereden? From mold growing. Mold burada şey, küf demek. Growing on old fruit. Hani old'dan burada da şey. Hani eskiden ziyade burada hani ne denir? Olgunlaşmış. Mesela yere düşmüş, çürümüş de diyebiliriz. Yani çok olgunlaşmış. Meyvelerin üzerindeki bu küften geliyor. Büyüyen küften geliyor mesela. Yani buradan şunu anlıyoruz. Meyvelerin üstündeki küfte antibiyotikler bulunuyor. Adam buna ilgili örnekler de verecek sanırım. Human use of antibiotics goes back thousands of years. Mesela bu güzel bir kullanım. Human use of antibiotics. İnsanların, insanlığın, insanoğlunun antibiyotik kullanımı goes back, dayanır demek. Thousands of years, binlerce yıl geriye dayanır. İnsanların antibiyotik kullanması. The Chinese, Egyptians and Greeks all used natural things like spiders, webs or fungus because they had antibiotics in them. The Chinese, Çinliler, işte Mısırlılar ve Yunanlılar, all bunların hepsi use natural things.
İşte doğal şeyler kullanmıştır. Ne gibi? Örümceklerin ağları, web, ağ demek veya mantarlar gibi doğal şeyleri hep kullanmıştır. Because, çünkü these had antibiotics in them. Çünkü bunlar işte örümcek ağları ve veya mantarlar içlerinde inde antibiyotik bulundururlar. Thousands of years ago, they did not understand how this worked, but they knew that it did. Thousands of years ago, binlerce yıl önce, they did not understand. Onlar anlamamıştı, anlamıyorlardı. Neyi? How this worked. Bunun nasıl çalıştığını, antibiyotiklerin nasıl çalıştığını, nasıl iyileştirdiğini anlamıyorlardı. But they knew that. Ama biliyorlardı ki it did. Ama işe yaradığını biliyorlardı. Yani nasıl mekanizmasının arkasındaki o bilimi anlamıyorlar. İşte hücrelerle bu bakterilerle nasıl savaştığını. Ama deneyerek işe yaradığını anlıyorlar. Ve yani işe yaradığını biliyorlar ama nasıl çalıştığını anlamıyorlar. In England, hundreds of years ago, people would feed mouldy apples to a horse if it had a cow. İngiltere'de 100 yıl önce insanlar feed burada beslemek demek. Mold burada şeydi. Küflü elmalarla besliyorlar. Neyi? To a horse. Bir atı küflü elmalarla beslerlerdi. Hangi koşulda? If it had a cough. It'ten kastı burada at. Eğer at soğuk algınlığı varsa işte öksürmekten ziyade soğuk algın diyelim. Soğuk algınlığı varsa atı küflü elma ile besliyorlarmış. The mouldy apples contained antibiotics. Bu küflü elma antibiyotik içerirdi. İçeriyordu. Modern medicine did not understand this cure until the 20th century. Modern tıp daha doğru did not understand, anlamadı this cure, bu tedaviyi anlamadı. Ne zamana kadar? 20. yüzyıla kadar modern tıp bu bilimi, bu tedaviyi anlamadı. The first antibiotic was used in Germany in 1909. İlk antibiyotik 1909 yılında Almanya'da kullanıldı. Pasif var. It was for syphilis. Bunun bir telaffuzuna bakayım. Syphilis olarak okunuyormuş arkadaşlar. Bir de frengi demek. Sifilis diye Türkçesi de varmış. Ben frengi duydum. Sifilis duymadım. Frengi diyelim buna. A serious problem at that time. O işte Almanya'da 1909 yılında yapılan antibiyotik bu frengi hastalığı için, ki yine virgül var. Yine burada da virgül olacak ama cümle için nokta. Neymiş bu sifilis, yani frengi? O zamanki at that time, o zamanki ciddi bir problem olan frengi için değil. Next, a British scientist, Alexander Fleming, discovered penicillin when it accidentally grew on some organs in his laboratory and destroyed the bacteria around it. Next, sonrasında the British scientist, işte İngiliz bilim adamı Alexander Fleming discovered, keşfediyor. Penisilini keşfediyor. Ne zaman? When it accidentally grew on some orange. İşte bazı portakalların üzerinde kazara büyüyüp, ki laboratuvarında portakallar varmış ve o portakallarda hani böyle beklenmedik bir şekilde hani kazara grow büyümüş, yani bak şey olmuş, penisilin, bir dakika, ben hiç, aynen penisilinden bahsediyoruz, penisilin büyüyüp destroy, burada okey diyor, the bacteria around it, ve o portakalın, hatta o kendisi işte penisilin etrafındaki bakterileri de yok ettiği zaman bunu keşfediyor. Yani biraz böyle şansa olmuş gibi düşünebiliriz burayı. In 1939, it was made into a medicine just in time for the Second World War. 1939 yılında it was made into a medicine. O bir ilaçta yapıldı. Just in time for the Second World War.
sadece 2. Dünya Savaşı sırasında Made in to Emilisa bir ilaç halinde yapıldı. Ha, şeyde 1909 yılında keşfediliyor. İşte böyle antibiyotik penisilin falan. Ama hani böyle insanların kullanabileceği ilaç, yani bir hap diyebiliriz. Hiç antibiyotik kullanmadım. Hani şurup tarzı şeyleri var mı bilmiyorum. Bu duruma, yani insanların böyle direkt kullanabileceği duruma 2. Dünya Savaşı'nda, yani 1939 yıllarında getiriliyor. Arkadaşlar 10 dakika yine geçti. Bu video 2 dakikalık falan olur ya. Ve kısa kısa olsun. Sonrasında ben daha şu konuya da geçebilirim. Short History of the Machine Gun. İşte makine. Otomatik makineli tüfeklerin kısa hikayesi diye. Bugün bayağı çevir yapmayı planlıyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.